Mesela Perşembe Pazarı'nı düşündüğümüzde, bugün Perşembe Pazarı çok dışarı atmak istediler, bir türlü onu gerçekleştiremediler. Çünkü Perşembe Pazarı, yine yeni okuduğumuz değil mi, şey, devreye girersiniz ne güzel olur. Şeyin İmparator kitabında Vehbi Koç ilk geldiğinde, Pençok ilk geldiğinde nereye uğruyor? Ankara'da meclis yapılacak, inşaat malzemesi gerekiyor. İniyor Galata'dan, hemen nereye gidiyor? Perşembe Pazarı'na gidiyor. Çünkü Perşembe Pazarı İstanbul'daki merkez ve uluslararası trafikle yerel trafiğin kesiştiği bir yer. Dışarıdan içeri ürün giriyor, buradan da tüm Türkiye'ye dağılıyor. Demek ki kent hem içerisi hem dışarısı arasında bir hep şey olarak bu Gould diye bir coğrafyacının kullandığı bir dil. Bir mekanı analiz etmek istiyorsak oranın üzerine geçen trafiklere bakmamız lazım. Sürekli bir trafik hali. Kendi içinde dışarıdan gelen ama dışarısı da hem ulusal yerel düzeydeki dinamikler hem de uluslararası dinamikler. İstanbul'a baktığımızda aslında bu dinamiklerin çok boyutlu bir şeyini görürüz. Bunu özellikle verdim. Biraz sonra belki Godard'dan göreceğiz. 1800'lerin sonundaki Paris, 1960'lardaki Paris tanımlarken Godard filminde hep Vinç gösterir. Ben HES mücadelesinde işte Karadeniz'de falan dolaşırken, hele Karadeniz'de birden bütün o Karadeniz yol boyunca giderken aklıma bir Barış Manço'nun parçası gelmişti. Giresun parçasıymış. Dere boyu kabaklar, dere boyu kabaklar, açsın yeşil yapraklar, ben doymadan doysun kara topraklar. Ben de tam tersine bunu oradaki arkadaşlara şey yapmıştım. Dere boyu kabaklar yok artık. Dere boyu iş makineleri. İstanbul'da da artık ne var? Ben onu HES için söylemiştim. İstanbul'da her tarafta iş makineleri. Hele hele Kadıköy'deki o yeni Kadıköy hafriyat arabaları, insanları ezip geçen ve gerçekten de yeni dönem tanımlayan en önemli şeylerden birisi iş makineleri hızla yıkıyor. Yeniden yapmak için yıkıyor. Size bir önerim, yine bir şey, mesela Tahsin Yücel'in Gökdelen kitabına, romanına bakarsanız orada yine neyi anlatacak? İstanbul'da Temel diye bir müteahhitin İstanbul'u dönüştürürken nasıl bir ilişkiler ağı içinde şey yaptığını gösteriyor. Demek ki aslında biz şeye baktığımızda, bir kent analizi ettiğinizde ama kentle ilgili de mücadeleyi konumlandırdığınızda mücadelenin bileşenleri az aynı zamanda ölçeklerin bileşimidir. Yani yerelde, yerelin ulusal, siyasi iktidarla, devletle ve uluslararası sistemle bağlantısını kurmak lazım. Perşembe Pazarı dedik. Türkiye'de 12 Eylül 24 Ocak kararlar sonra İstanbul'u bir finans kenti yapılmak isteniyordu. Ne yapamadı? Onu yapamadılar. Gerçekleştiremediler ama bir maslahat dedikleri, Manhattan'a benzeten nereyi vardı? Maslahat diyorlardı, Manhattan'a benzeten. Maslak'ı ne yaptı? Uluslararası şirketlerin kontrol mekanlarına çevirmeye çalıştılar. İstanbul'a şu an şeye bakabiliriz. Mesela hele hele kadın açısından baksak, İstanbul kendi mekanın yarattığı bir şey. Her bir mekanın kendi iç kurgusu farklı. Bazıları uluslararası sistemlerle entegre olmuş mekanlar, siyasi iktidarla entegre olmuş mekanlar, finans sektörüyle entegre olmuş mekanlar, tamamen kente kentin kendi içinde kendisini bulamayanların mekanımızı. Tabii biraz sonra da tavuklar röşe. Onu da göreceğiz. Artık kent kendi içinde neyi yaratmıştır? Ötekileri yaratmıştır. Ha, demek ki kent aslında çok dinamik bir şey. O çok basit bir şekilde kenti hemen kapitalizm üzerinden bir kent analiz etmek de o kolay değil. Birazcık Harvey ve arkadaşlarının dilini Türkiye'ye çevirenler bu kolaylığa giriyor. Kapitalizm işte kente bu hale getirdi, rant bu hale getirdi. Hayır, kent çok düzeyli, çok eklemli bir düzenek. O düzeneği işte bu mesela kendi içinde dilini kurmadığımızda hele de biz erken bu yerel seçimler öncesi çok kolay baş edebileceğimiz bir şey de arz etmiyor. O yüzden yerelle ulusal ve uluslararası iç bağlantılara göre kente bakmamız gerekiyor. Ve bu trafikler gittikçe önem kazanıyor. İstanbul'u, benim ilk kent üzerine çalışmam ODTÜ'de iken İstanbul'u satmalı izleyen Çağlar Keder Hoca'nın bir makalesi üzerinden başladı. Bir dönem Türkiye dünyada küresel kent kavramı varken İstanbul'u nasıl bir küresel kent çevireceğiz
şu küresel kente dönüştürürüz ifadesi vardı. CHP'sine, AKP'sine bütün yapılar ve İstanbul'u o dönemin habitat şeyinde öyle bir noktaya getirmiştir. İstanbul yeni dönemde aslında çok, biraz sonra söyleyeceğim için, melezleşmiş durumda. AKP iktidarının kendi yapısal dokuna uygun olarak hem uluslararası sisteme oynuyor hem de yerel şey, hem sembolik olarak rekabet kapitalizm dinamiği oynuyor hem de işte camileriyle şeyleriyle daha geleneksel formatı oynuyor. O yüzden dil kurmayı bu sefer demin söylediğimiz bu geçmiş şimdi gelecek AKP iktidarı bu üç düzlemde hareket ederek kitlelerle bağlandı. Hem yerel hem ulusal hem uluslararası ama bunu nasıl yapıyor? Çok hibrit, melez, iç içe geçmiş bir şekilde. O yüzden bu dili birazcık daha şey düşünmemiz gerekiyor diye şey yapıyorum. Ama bütün işleyiş yere, ulusal güçlerin kurduğu şey ne üzerine parsel parsel Mahsun Şerif biliyorsunuz daha, Cem Koraca daha sonra söyledi. Çok erken dönemdeki sinir sanatçı duyarlılık. Ben artık sanatçı duyarlılığının iktisatçı, sosyolog duyarlılığının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kusura bakmayın. Kendi alanımı, kendi varlığımı üzerine çiziyorum. Kendi adıma söylüyorum. Aynı benzer Ertan abi biraz önce, biraz sonra zaten Türk sineması üzerinden anlatacağım. Lefebvre yok, Marx yok, Türk sinemesi. Cemal Tahir de aynı şekilde bir takım tezleri akademisyenlerden çok daha evet. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Sattınız, koca mahalleyi sattınız. İki dakikada bütün mazinizi darma duman ettiniz. Yok öyle arkadaş. Seni öyle kolay kolay alıp satamazlar. Vay be! Yapacaklar koskoca rezidansları, yüksek penceresiz binaları. Siz de mutlu olacaksınız değil mi? Aa, vay vay vay. Peki ben ne yapacağım? Ben nereye bakacağım ulan? Ha? Penceresiz evi ne yapayım ben? Sokak yoksa hayat nerede? Nereye bakacağım ben? Bana söyle Hayati. Ya istersen sen orada sabit kal. Binayı getirip senin üstüne yapsınlar Serhat abi ya. Ya ne olacak? Bak birazcık şey yapsın. Gel imzayı at, tapunu ver. Hallet şu işi, ne olacak yani? Üçkağıtçı bunlar. Üçkağıtçı hepsi soyguncu. Ya size kendi yerinizi verecekler mi zannediyorsunuz bitince? Atacaklar sizi İzmit taraflarında bir yerlere. Siz sonra pişman olacaksınız, pişmaniye yiyeceksiniz. Soyguncu bunlar. Beni buradan kimse çıkaramaz ulan. Söylüyorum burada, bağırıyorum. Ben... Şimdi burada yine aynı şey. Farklı şeyler. Geleceğim nokta şu. Hayatın yüzeydeki görünümünü yalnızca dolayımsız algılanmalarla, deneyimlenmekle kalınırsa bu görünüm bulanık, bölüntülere ayrılmış, düzensiz ve kavramsız olanaksız birey olarak kalır. Biz ne yapacağız? Birazcık kavramlarla bu süreci değişkenler arasında bağlantı kuracağız. Daha girişin başındayız. Peki o zaman hemen şeye girelim. Peki nasıl bir şey, nasıl bir şeyle dil kurmamız gerekiyor? Bir, kapitalizmin çok işleyiş yapısına bakmamız lazım. İki, kapitalizme daha geç entegre olan Türkiye gibi topluma, bir de bunun kentine bakmamız lazım. Bunlar birbirine indirgenecek yapılar değil. Kendi içleri, iç bağlantıları kurmamız lazım. Feodal toplum, tarım toplumu dediğimizde belki de yine Aşık ve hesabını en iyi anlatan şey olarak Lirya. Bir verdim, bin verdim. Yani Sadık Yarim, kara toprak bu kadar net ve açık bir dil kuruyor. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi.
kazma ile dönme dönme yiyince kırt verdi. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Aslında bu feodal toplum, tarım toplumundan yapısal dönüşüm geçiriyoruz. Onu da bir tane kalkınmacı çok açık söyler. Der ki, genel olarak ekonomik gelişme yepyeni bir şey yaratma süreci değil. Bir dönüşüm sürecidir. Geleneksel yaşam biçiminin, üretim yolu, yöntemlerin, şeylerin yapılma biçiminin tamamen dönüşümdür. Yani aslında neden bahsediyoruz? Tamamen bir yapısal dönüşümden bahsediyoruz. Bu tarım toplumundan kapitalist sanayi, modernleşme dediğimiz topluma geçiş kendi içindeki gerilimleri her boyutta yaşıyor. Şeye baktığımızda mesela çok belki biraz şey yapacağız. Mesela kapitalist artık tarımdan bahsedemeyiz. Ne gündemi gelecek gösteriyor mu? Gösteriyor mu? Sanayi toplumundan yakın. Zaman, hız, saray tarımdan sanayi geçiş demek, fabrika, büro, atölye dediğimiz hangi mekanda gerçekleşiyor bütün bunlar? Kentte gerçekleşiyor. Artık tamamen ihtiyaçlarımızı karşılamanın tarzı, yolu, yöntemi kentte gerçekleşiyor. Kentte birileri sadece neyle var oluyor? Emek gücüyle var. Çarklığın bir parçası olarak kendisini var ediyor. Biz nedense kenti analiz ederken özellikle Türkiye'deki muhalifler bu kentteki emek gücünü göz ardı ediyor. Bu akşam sizi ısrarla, inatla, rant rant değil, kenti var eden emek gücüdür ifadesini kullanmaya çalışacağım. Bu yapısal dönüşüm belki de en iyi veren şeylerden birisi idi. Daha sonra tabii ki bu sanayi kapitalist toplumlar, üretim, bunları çok detaylı anlatmak gerekiyor ama üretim dediğimiz kapitalist üretim, yani doğadan elde ettiğini ham madde üzerine işlem yaparak dönüştürüp ihtiyaçlarımızı karşılama hali yavaş yavaş diğer toplumlarla, diğer tarım toplumlarıyla ilişki kuruyor. Yani İngiltere varsa İngiltere Hindistan'a yöneliyor. İngiltere varsa Malezya'ya yöneliyor ve bizim yapısal dönüşüm dediğimiz geç kapitalist toplumlarla Türk Osmanlı'yı etkiliyor, Çin'i etkiliyor, Hindistan'ı etkiliyor ve geç kapitalist toplumlar ne tarım toplumları ne sanayi kapitalist toplumları bir dinamik süreci başlatıyor. Domates. Domates. Zürt Ağa'da bu dönüşümün ilk dönüşümü. Biraz bağırsana, sesini kimse duymuyor. Ya bu ayıptır, milleti rahatsız etmeyin. Domates. 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 Tamam, az dur, az dur ha. TRT'de bilmem kaç yüzyılda gerçekleşen bizde bir ağ hızla domates. Haydi domates. Fiyodalizm çözüldü. Domates. 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 Kendi kuralları var. Domates. Domatesçi. Domatesçi.
Buyur. Domates kaç para? 3 lira 2. Çok pahalı. Çok pahalı olur mu? İn biraz, olur mu canım bu kadar pahalı? 3 lira 200 işte. İn biraz. Bana ben kurtarmaz bacım. Herkes senin dediğin olsun. Git 6 kilo getir. Maestro. Araba gidiyor. Araba gidiyor. Kentte iktidar ilişkileri, anlam dünyaları, üretim bütün şeyler hızla dönüşüyor. Biz buna yapı içi dönüşüm diyoruz. Demek ki Türkiye aslında Türkiye gibi toplumları analiz etmek için şu Harvey'in gazetesinden daha çok Türkiye'deki kentleşme çalışanların kullandığı yapısal dönüşümü gerçekleştiren sanayi kapitalist toplum dilini kullandığınızda yetmiyor. Mübeci Hanım şey derdi, Marx ve Weber'in şapkası Türkiye'ye çok geniş gelir. Ama onların kavramlarını kullanacağız ama Türkiye'nin kendi pratiğine, gerçeğine bakmamız gerekiyor. Sabah akşam yüksüzleşerek birikim diye Harvey'i analiz ettiğimizde, Lefebvre'nin gerçek kavramlarını bilmediğimizde böyle bir oradan alınmış bir düşünceyle Türkiye gerçeği arasında ve uyuşmayan tıpkı buradaki züğürt ağa gibi züğürtler yaşıyor. Kimler? Bu alanda çalışanlar çok sert birleştiriyor. İyidir çünkü yeniden düşünmemize yol açar. Yapı içi dönüşümler oluyor. Türkiye gibi toplumun, o yüzden AKP gibi varoluşa yol açan şey yapısal dönüşümle, yani kırdan kente geçişle kapitalizm kendi iç dinamiklerine eş zamanlaşıyor. Yani şu iki tane yapısal dönüşüm, yapı içi dönüşüm Türkiye'de iç içe yaşıyor. Soma'daki katliama bakın, İstanbul'daki dönüşüme bakın. İşte biraz zorlandıklarında hemen cami ayakkabıyla girdiler, aile şudur diye. Değerler sistemiyle kapitalizmin ürettiği sistem mantığı iç içe geçmiş gücü içeriyor. O yüzden işimiz zor. İş birazcık o yüzden zor. Bu yapı içi dönüşüm dediğimizde de tabii ki her biri de aslında Türkiye'de yaşanan şey tarım toplumundan sanayi, kapitalist toplum, feodal toplum, kapitalizmin kriz yaşanır ama yapı içi dönüşümlerde de kriz yaşanır. Şu an böyle bir krizin içindeyiz. Türkiye'de şu an yapısal dönüşümle yapı içi dönüşümün krizin üstte bindiği bir dönem. Faizle, dövizle çok kolay anlaşacak bir dönem değil. Krizle karşılaşıyor. Kriz iki şeyi gündeme getiriyor. Hem yapısal dönüşümün hızlanması sorusu biri sürekli arz ediyor ama hem de ne olması gerekiyor? Müdahaleleri gerekiyor. İki tane müdahale. Yapı içindeki isimleri adlandırabiliyor musunuz? Yani nasıl, yapı içi dönüşümler neler? Nereden nereye dönüşüyor yani yapı içinde? Yapı içi dönüşüm dedik ya. Biraz sonra geleceğiz. Tamam. Haklısınız. Yapı içi dönüşüm dedik. O zaman bir yapıyı bileşenleri nedir sormamız lazım. Harikasınız. Bir sonraki umarım slide'ı unutmadıysam koydum zaten onu. Yapı nedir? Nasıl iç bileşenleri nedir? Acaba birden sabah akşam tarım toplumunda yaşarken sabah kapitalist topluma geçtik mi diyoruz? Yoksa bu yapıyı oluşturan bileşenler eş zamanlı dönüşüyor mu? Yani dinsel değerlerimiz fabrikaya geçtiğimiz zaman birden değiştiriyor muyuz? Değil mi? İktidar ilişkileri. Birden züğürt ağa kente gelince hemen hızla ağalıktan patrona da geçebiliyor mu? Aslında biraz sonra geleceğiz. Ve krizle süreklilikler var. Krizle süreklilikler Türkiye'de en önemli algımızı bozan şeylerden birisi kalkınma kavramı ve kalkınma stratejileri. Sürekli ne yapmak zorundayız? Sanayileşmek zorundayız. Sanki sanayileşme süreci işçi sınıfı, kentsel alan falan içermiyor. Sana %1 milyon kaç büyürsek çok şey. 1923'ten günümüze çok farklı politik duruşları olan bütün iktidarların en önemli referans noktası büyüyeceğiz, kalkınacağız. Bu kalkınma aslında neydi, ona ne diyorduk? Yakalama, catching up. Bir şey yetişmek zorundayız. Neye yetişeceğiz? Modernleşme mi, uygarlık mı bilmem ne ama şey yaptıkça aslında kapitalizmin dinamiklerini kurmuş oluyoruz. Tabii ki bu kalkınma stratejisi diyorsak müdahalenin devreye giriyor. Türkiye gibi toplumlarda hem tarım toplumundan kapitalizme geçiş hem de yapı içi dönüşüm devlet her zaman sürecin önemli aktörlerinden birisine dönüşüyor. O yüzden Marx terminolojiyi yeniden, hatta biz sevgili İbrahim'le öyle bir sunuş yapmıştık devlet ve gezi süreciyle ilişkin. Bu devletin kalkınma stratejileri ilginç bir şekilde süreklilik dediğimiz kapitalizmin, modernleşmenin, sanayileşmenin şeyi devam ederken devlet müdahaleleriyle bu süreci ya hızlandırıyor ya yavaşlatıyor. Bazen yavaşlatıyor. Nasıl yavaşlatıyor?
Neyse, AKP iktidarının baştan itibaren uyguladığı iki yöntem var. Bir tanesi büyük sermaye, Türkiye'deki uluslararası sermaye, siz ne istediğinizde yapmadık. Yani bir de can suyu verdiği küçük ölçekli, orta boy işletmede, küçük ölçekli zanaatkarlar hep ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ayakta tutmaya çalıştığı ölçüde kendisinin meşruluk kaynağı olan muazzam sayıdaki kırdan kente gelen kesimler, küçük üreticileri meşruluk kaynağı olarak, oradan oy deposu olarak onu sürekli canlı tutuyor. Dünyada mesela şey oldu ki, Arjantin'de kriz oldu. Türkiye Arjantin olur diye korktular. Ama çok ilginç bir şey var. Türkiye Arjantin olmadı. Çünkü Arjantin'de, hani Marx terminolojide Buhari'nin kullanır bunu, dönüşüm halindeki bütün sınıflar, yani köyden gelen ve zanaatkarlar, berberi bilmem, onlar zaten çoktan yok olmuştu Arjantin. Bizde hala ne var? Dernişme ağları var, örüntüleri kırdan patlaması 2001 krizinde. Kırdan buğday şey geliyor, patates geliyor, soğan geliyor. Hala ne var? O ilişki devam ediyor. O ilişkin devam etmesine hem kendi yapısal şeyleri var, hem de siyasetler bunu ne yapıyor? Sürekli besliyor. O yüzden Türkiye... Azalıyor ama değil mi? Tabii ki azalıyor. Şu an zaten... Neredeyse bitti. Evet, çok. Zaten şu an survival kriz dediğimiz şey, şu an siyasi iktidarın burayı destekleyecek, yani ne deniyor buna, daha çok şey için kullanılıyordu, can suyu kavramı. Artık can suyu bulmak için ne yapıyorlar? İşte kentteki dönüşümün çok güzel ifade, kentteki dönüşümün hızla bütün doğayı hızla sürecin içine çekmenin nedeni kaynak arayışı içinde. Çünkü o desteği vermek zorundalar. O can suyunun kaynağı nereden gelecek? Bulgur artık paketle para verip almak zorunda. Değil mi? Yani bulgur para şey yapıyor. Şey ya, kendi aralarındaki yavaş yavaş kapitalist mantığa geçtikçe daha önceki destek mekanizmaları hem devletin şeyi bitiyor, finansal kaynakları bitiyor. Hem de kendi içindeki ayrışmalar, o eski buna ayakta kalma mücadelesi diyoruz, siyasi iktidarlar. Siyasi iktidarı biz düşünürken, Türkiye'deki solun biraz katılığı şey, siyasi iktidarı sadece sanki de sermayenin isteğine uygulayan bir şey olarak görüyoruz. Sadece siyasi iktidar bir taraftan seçmen kitlesi vardır, onu istediği zaman uygular. Seçmen kitlesi siyasi iktidarı sermayeye karşı malzeme olarak da kullanma olanağı verir. Türkiye'de o yüzden siyasi iktidarlar %50 içeride nasıl tutacağım dediği biraz koydu. Sürekli can suyu vererek o kesimleri, bir takım kaynakları vererek ayakta kalıyor. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adı oradan geliyor. Adalet neyin adaleti? Kalkınmayı, biz de kalkınmak istiyoruz. Fehmi Çoklar bir kalkındı, bize de verin diyenlerin yoğun olduğu bir şey. Çünkü kırdan